Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Kalktım, kahvemi yaptım, kahvemi içtim. Dün vlogunu kapattım. Duş falan aldım derken saat oldu 11.30. Sabahta Doğan babamla beraber sanayide işleri vardı. Servis aracımızla alakalı. Onun işlerini halletmeye gitmişti. Şimdi telefon açtı. Geliyormuş. Daha kahvaltı yapmadık. Kahvaltıyı hazırlayacağım. Bir önceki videoda size bir şeyden bahsetmiştim. Pileya çiçeğimle alakalı. Şimdi size onu göstereceğim. Sabah yine aynı şekilde buldum çünkü. Sizce neden olabilir? Bakın. Şimdi bunun dibini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu bayağı böyle suya ihtiyaç duymayan bir çiçek zaten. Bakın yaprağını görüyor musunuz? Şu yaprağı. Bu imha etmiş kendini. Bakın hemen elime geldi. Düşmüş zaten. Düştüğünde anlıyorum. Böyle dipten şöyle ucunu görüyor musunuz? Bu şekilde oluyor ve kendi kendine düşüyor. Şurada yeni çıkan yavrular var. Onlarda sıkıntı yok. Ama burada büyük parçasında, şu büyük parçada bir sıkıntı var. Şurası, burası gibi beyaz değil. Yani burası kendi kendine böyle renk değiştirmiş. Yani bunun bakımını da hani ihmal etmiyorum. Ama neden oluyor hiçbir fikrim yok. Eğer aranızda bu çiçeğe bakan varsa, bilen varsa, bana yazarsa çok sevinirim. Biraz gaddar bir bitki olduğu söyleniyor zaten bunun. Neden böyle oluyor bilmiyorum. Dediğim gibi eğer bilenleriniz varsa bana yazarsa aşağıya yorumlar kısmında çok mutlu olurum. Şimdi çay suyu koydum. Hemen bir çay demleyeceğim. Ve kahvaltımızı hazırlamaya başladım. Çünkü inanılmaz acıktım. Biz bugün ne yapacağımız hakkında da hiçbir fikrim yok. Bir alışveriş yapmamız gerekiyor. Muhtemelen hep beraber yaparız onu yine. Onun haricinde bir şey yapar mıyız, eder miyiz? Gün içerisinde belli olacak zaten. Sabahtan işlerimi de hallettim. Evimi toparladım. Çamaşırlar vardı. Çamaşırları toparladım falan. Ütü bile yaptım yani. Şimdi hemen bir beraber kahvaltımızı hazırlayalım. Şimdi bunları böyle küp küp doğrayacağım. Sonra tencerede haşlayacağım. Kıvamı olunca bir kaseye alacağım. Zeytinyağı, pul biber, kekik, nane ile harmanlayacağım. Onu çok seviyorum ben. Hoşuma gidiyor. Bayağı da yapmıyordum. Aklıma gelmişken yapayım dedim. Bu yeter zaten ikimize. Maksat nefsimiz körelsin. Bakalım Doğan da yemedi sanırım. Daha önce yapmamıştım çünkü. Yine darmadağın olmuşum. Saçımı şöyle toparladım. Az önce gördüğünüz kahvaltımızı yaptık. Tam biz kahvaltıya oturacakken, yani ben tam kahvaltıyı hazırlarken babam da geldi.
O yüzden salona hazırladım. Gördünüz zaten. Şimdi babamla Doğan tekrardan sanayiye gidiyor. Çünkü Doğan küçük arabamız için de lastikler bulmuş. Onun da lastiğinin değişmesi gerekiyor. Şimdi şurası bakın, arka taraf böyle boydan boya karma karışık. Doğan gelene kadar buraları toplarım. Çiçeğimin bir tanesini, büyük saksıya ekecektim. Onu ekerim. Bunları beraber yaparız. Şimdi şöyle hızlıca bir buraları toparlayalım. Gördüğünüz gibi. Yalnız şöyle bir şey var. Dışarıda inanılmaz bir güneş açtı. Şu an bütün defolarımı görüyorsunuz hatta. Neyse, hiç önemli değil. Bunları takmıyoruz. Yağmur yağdı sabah. Malum camlar pislendi. Üzerine güneş açtı. Neden? Çünkü İzmir burası yani. İzmir'in havasına hiç belli olmaz. Şimdi arkadaşlar, elimde şöyle bir saksı var. Saksının içinde neden çiçek yok diyecek olursanız, bunun içinde daha yeni çimenlenmeye başlamış bir manolya vardı aslında. Ama manolya öldü, tutmadı, olmadı bir türlü. Benim de bir tane çiçeğim var. Onun saksısı çok dar geliyor artık ona. Yavaş yavaş büyümeye başladı çünkü. Şimdi hemen saksı değişikliğini yapacağım. O yüzden buna yapmak istiyorum. Burada hazır toprağım var. Daha dışarıda da toprağım var, kömürlükte. Yetmezse onu da eklerim üzerine. O sığmayanı da bunu almak istiyorum. Şimdi hadi gelin beraber yapalım. Şimdilik. Şimdi diğerlerinin yanına hemen güneşin oraya alacağım bakalım. Evet, şimdi Doğan aradı arkadaşlar. Teyzesini almaya gideceğiz. Teyzesi Manisa'da. Hem onu alacağız hem de zeytinler vardı. Onları da almamız gerekiyor. Onları almaya gideceğiz teyzesiyle beraber. Teyzesi bu hafta burada kalacak. Yani annem de kalacak, kayınvalidem de. Öyle hem de bir gezmiş olur. Sonrasında da bir market alışverişi yaparız muhtemelen teyzesini eve bıraktıktan sonra. Şimdi ben hazırlanayım. Oraları çekmeyeceğim. O sırada kameram da şarj olsun hem. Şarjı biraz azalmış, bugün yetsin hiç değilse. Hazırlanayım, tekrar görüşürüz. Evet, biz çıktık arkadaşlar. Şimdi yoldayız. Kahvemizi falan da aldık hatta. Kocam Bey de burada. Şöyle hazırlandım. Çok hafif bir makyaj yaptım. Ne kadar hafif oldu artık kamerada görünüyor mu bilmiyorum ama. Gidiyoruz Manisa'ya. Teyzemizi alıp, zeytinlerimizi de alıp geri döneceğiz. Oradan sonra da bir alışveriş yaparız. Evde eksiklerimiz var. Onları tamamlarız. Böyle bir gün oluyor bizim için. Bugün evde o çiçeklerim var ya, manolyayı ekmiştim ya Doğan. Onun saksısını, o manolyayı aldım artık oradan. Çünkü o ölmüş. Öbür bizim yeni aldığımız çiçek vardı ya, dallarını kestiğimiz. Onları yaptım. Onun saksısına falan ektim, toprak ektim üzerine. İnşallah orada bozulmaz, güzel olur. Soğuktan etkilendiler soğuk. Evet. Çok soğuk olduğu için bizim ev soğuktan öldü yani çiçek. Aslında ev soğuk değil. Duvarların kıyısına koymuşum ben, şeyime denk geldi. Hani çok daha önce çiçek bakmadım tabii, bilmiyorum. Böyle cahilliğime denk geldi diyeyim artık. Duvarın dibine koymuştum çiçeği. Oradan da soğuk almış çok. Bir şey olmuyor. Ama pişer o zaman da be. Çok sıcak da sevmiyorlar. Artık mutfak balkonu bizim için ideal oldu. Yani mutfak tarafı. Orada sevdiler orayı. İnşallah orada bozulmazlar. Neyse, görüşürüz sonra tekrardan. Evet.
bir misafir de var. Ama peynir yemiyor diye biliyoruz teyzemler. Alır mı dedi? Ama da ev kadar alır mı? Vesel 2 tane alacağız. Bizim de yok. Tereyağlı olandan. Güzel peynirlerim. Saya doğru geçelim. O kapalı olmalı. En son vardı sanki annende ama. Yoksa alırım. Yani. Çünkü iç kerimin en üstü almıştım diye hatırlıyorum. Evet arkadaşlarım, eve geldik. Siz de şöyle şuraları bir yerlere sabitleyeyim. Hemen hızlıca aldıklarımı paylaşacağım. Markete çok çekemedim biliyorsunuz. Ondan sonra hemen şöyle bir yemek hazırlığına gireceğim. Dolapta hazır yemeğim vardı zaten. Hemen onları hallederim. Bir şeyler yeriz diye düşünüyorum. Şimdi zeytin almaya gitmiştik biliyorsunuz ki. Teyzemlere, annemlere bıraktık. Şöyle bir teneke zeytinimiz var. Şurada da yine poşetin içinde yine aynı şekilde siyah zeytinlerimiz var. Bunları kendileri yapıyorlar. Hazır kırma. Migros'tan yaptık alışverişi biliyorsunuz. Şöyle biraz tuz aldım. Bir paket. Bir paket terşehri yağım çok az kalmıştı. Terşehri yağı aldım. Çöp poşeti aldım. Çöp poşeti bir tane var. Yedekli gidiyorum. Ne olur ne olmaz diye. Bir tane daha gitmişken aldım. Şu şekilde bir sade ve iki tane şu brownie'lerden aldım. Bunları seviyorum. Cips olmuş 11 lira. Ben en çok cips seviyorum ama maalesef cipsler inanılmaz pahalanmış. En ucuz cipslerden de hiç kalmamış. Patoslar falan 8 lira mesela ama kalmamış. Bitmiş yani, tükenmiş. Muhtemelen herkes onlardan aldı. Şöyle Nomad'in hindi salamlarından aldım. Ben kahvaltıda bunları yemeyi seviyorum. Doğan pek sevmiyor. Şöyle bir tane bulgur makarna aldım. Bulgur makarnam kalmamıştı. Spagetti ya da diğerlerinden vardı ama... Besel aldık bir tane. Doğan bunu çok seviyor. Bahçıvan'ın labnesini aldık. Bahçıvan daha önce denememiştim. Hem denemek istedim. Tereyağım az kalmıştı. Şu içimin tereyağısını aldım. Migros'un tereyağı rezil gibi çünkü. Bir kere denemek için aldım. Asla bir tereyağı değil yani. Şöyle 10 sütün kaşar peynirini aldık. Tostlarla falan güzel oluyor ve vazgeçilmez içeceklerimizden Sprite. Koladan birazcık şaştık bu aralar. Kolalarda asit sorunu var. Yakın tarihli kolalarda asit olmuyor yani, yok. İşte ikinci ay, üçüncü aylarda böyle bir asit sorunu var. Son zamanlarda oldu orada bilmiyorum. Sprite alıyoruz. Ve soda. Aldıklarımız bunlar. Çok fazla alışveriş yapmış gibi görünebiliriz mağazada. Onların yarısı da anneme gitti. Annemin alışverişini de yapıyoruz. O yüzden... Anneme bıraktık geldik. Biz de ihtiyaçlarımız bu hafta bunlardı. Bunları aldık. Ben de artık bu vlogu burada sonlandırayım diyorum. Çünkü yemek yiyeceğiz yani. Başka da bir şey yapmayacağız artık bu saatten sonra. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomun altına yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bir başka günde görüşmek üzere.